وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Son iki ayetten ilki. Yok sayanların, kafirlerin, görmezden gelen kimselerin لَيُزْلِقُونَكَ Neredeyse seni بِأَبْصَارِهِمْ Gözleriyle, bakışlarıyla kaydıracaklarına dair bir ifade var. وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Neredeyse o kafirler لَيُزْلِقُونَكَ Seni kaydıracaklar, düşürecekler. بِأَبْصَارِهِمْ Bakışlarıyla. Bu tepkileri, bu olumsuz tepkileri, bu muhatabını ayakta durmaya, ayakta durmasına dahi tahammül etmeyen, onu yerle bir etmek isteyen öfkeli bakış, tahammülsüz bakış, لَمَّا سَمِعَ الذِّكْرَ Zikri duydukları vakit gelişen bir tepkiymiş. Zikre karşı verdikleri bir tepkiymiş. Kafirlerin zikri işittiklerinde, zikri kendisinden duydukları Allah'ın Resulüne karşı verdikleri bir tepki, bakışlarıyla onu kaydırmak isteyen, onu düşürmek isteyen, onu yok etmek isteyen belki bir tepki bu. Allah Azze ve Celle işin ilginci bu tepkilerinde, bu bakışlarında neredeyse başarılı olmaya yaklaştıklarından, neredeyse başarılı olacaklarından söz ediyor. وَاِنْ يَكَادُ Yani Allah Azze ve Celle'nin koruması olmasa, Allah Azze ve Celle'nin muhafazası olmasa, neredeyse onlar var güçleriyle, bakışları üzerinden seni kaydırmaya, düşürmeye yönelik sonuç alacaklardı der gibidir. Veya en azından böyle şeyler anlıyorum ayetten. وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ Kafirler neredeyse seni bakışlarıyla devireceklerdi, düşüreceklerdi. Konu ister istemez buradan bakışla uzaktaki bir nesneye etki konusu olunca nazara sıçrıyor. Dolayısıyla da bu okuduğumuz ayetler pek çoğunuzun bildiği üzere nazar ayetleri diye bilinen ayetlerdir. Açıkçası ayette buna yönelik çağrışım da güçlüdür. Çünkü bakışlarıyla fiziksel bir netice oluşturacak bir ifadeyi ayet kendi içerisinde barındırmaktadır. Azlaka bir şeyin altının kayganlaştırılıp düşürülmesi demek olur. Hatta tipik benzetmeyle ayağı altına muz kabuğunun konulup düşürülmesi nasıl bir şeyse, sürtünmesiz bir halde tamamen caz çavlak bir zemindeki düşmeyi anlatan bir şey bu. Hatırlarsanız bu kelimenin bir benzeri اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا Yahut Allah Azze ve Celle gökten senin bahçene öyle bir azap gönderir ki onu caz çavlak, pürüzsüz bir sa'id gibi, bir kayanın üzerindeki o pürüzsüz hale getirir. Hiç üzerinde bitki, hiç üzerinde bir bahçe, hiç üzerinde bir zemin bırakmaz. Dediği ayette de yine bu zelaka kelimesi geçmektedir. Dönüp tefsirlere baktığınızda Arapların kullanımı itibariyle de benzer ifadelerle karşılaşıyorsunuz. Bu onlarca da, yani vahyin nüzulünden önce bakış ile veya art niyetli veya içinde art niyet olmasa bile kimi bakışlar ile nesnelerin veya canlıların zarar görebileceği düşüncesi veya tecrübesi onlar arasında da yaygınmış. O kadar ki bazı hatta topluluklar, bunu anlattıklarım hep okuduklarımla ilgili, anlatımlarla ilgili. Mesela bazı kabilelerin bu konuda malum oldukları, bu ifadeler biraz böylesi bir etkinin ırsi boyutuna da belki dikkat çeker gibidir.
O kadar ki insanlar onların bulunduğu muhitten hayvanlarını geçirmemeye, onların bakışlarına maruz bırakmamaya, bakışlarından, onların bakışlarından özellikle olumsuzluklar yaşadıklarını, tecrübe ettiklerini birbirlerine aktardıklarına. Hatta o kadar derlermiş ki bu tür kimseler adamın işte devesine baktıklarında uşaklarına al kabı da git peşleri sıra. Birazdan deveyi keserler. Deve birazdan düşecek ve birazdan deveyi keserler, bize et getirirsin oradan diye bu kadar sonuç alabildiklerine dair anlatımlar vardır. Bu anlatımlar bir yana, Allah'ın elçisinden de Buhari'de olmasa da Müslim'de konuya dair bakışla ilgili, aynla ilgili olumsuzlukların yaşanabildiğine dair, bunun gerçekliğine dair bir tek rivayet vardır Müslim'de. Sanıyorum Buhari'de de Allah'ın elçisinin Hazreti Ayşe'ye bu konuda Allah'a sığınmasına dair yine bir tavsiyesi var, telkini var. Bunun yani var ise şayet bazı kimseler bunu ilahi kudretin her şeye nüfuz eden ve her şeyi kontrol eden boyutuyla çelişebileceğine yormakta ve dolayısıyla bunu uygun görmemekteler. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin her şeyi kuşatan gücüyle bunun aykırı düşen boyutu olmayabilir. Buna benzer bir konu nitekim sihirdir. Sihirde de tesir ile veya bazı yöntemler kullanılarak sonuç alınabilmekte ve bunlar ve bu husus Kur'an ile de açıklıkla ifade edilmiştir. Babil'de Harut ve Marut'un öğrettiği şeyler arasında kişiyi eşinden ayıracak وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ. Onlar Harut ve Marut hiç kimseye hatta يَقُولَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ. Biz bir sınama dolayısıyla bunları öğretiyoruz. Sakın bu öğrettiklerimizle küfre sapmayasın uyarısı yapmadan, bu uyarı yapmaksızın hiç kimseye hiçbir şey öğretmezlerdi dediği Cenab-ı Hakk'ın iki melek, ki bu iki melek oluşu da ayetle sabit, وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ diye Cenab-ı Hakk'ın söylediği. Bunların öğrettikleri içerisinde يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Kişiyle eşinin arasını ayırdıkları şeyleri öğreniyorlardı. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ. Zarar verecek şeylere meraklıydılar, onları öğreniyorlardı. وَلَا يَنْفَعْهُمْ. Yararlı olacak şeylere yanaşmıyorlardı, onları öğrenmiyorlardı. Demek ki melekeyn dediğimiz iki melek, Harut ve Marut, güzel şeyleri de öğretmeye hazırdılar. Yanlarında güzel malumatlar da vardı. Ama onlar seçimlerini kötü şeyleri öğrenmeye odakladıklarından kötü şeyler öğreniyorlardı. Bunlar içerisinde ayette konu edildiği şekliyle يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ. Sihir de var. Nitekim sihir de Cenab-ı Hakk'ın bu ayette anlattığı ve sonunda وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ diye ucunu bu ayet ile kayıtlı hale getirdiği, onlar bununla yani sihirle dahi olsa hiç kimseye Allah izin vermeksizin zarar verecek değillerdir ifadesi, yüce iradenin, Allah Azze ve Celle'nin iradesinin sihri de kuşattığını, böylece sihrin bir araç olmakla birlikte ancak Allah Azze ve Celle'nin müsaade ettiği kadar veya ettiği yerde sonuç alabildiğine, sonuç verebildiğine muttali oluyoruz. Şayet nazarda da, bakışta da böyle bir etki varsa ve bu etki tıpkı fiziksel herhangi bir araç gibi bir netice veriyorsa, bu da yine ucu ilahi iradenin ancak izniyle, müsaade ettiği yerde ve müsaade ettiği kadarıyla sonuç verebilen bir şey olmalı. Nitekim ayette Cenab-ı Hak, bizim bu okuduğumuz ayette sonuç vermediği bir örneği bize anlatıyor. وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Neredeyse devireceklerdi, neredeyse düşüreceklerdi dediği şeyde düşürememişler, yıkamamışlar Allah'ın elçisi ayakta kalmaya
ve varlığını sürdürmeye devam etmiş. Şu halde silah gibi, bıçak gibi, herhangi bir araç gibi, bu da şayet böyle bir araç ise, bu ancak Allah Azze ve Celle'nin müsaade ettiği, neticelenmesine imkan tanıdığı yerde ve zamanda oluşabilecek şeydir. Dolayısıyla biz kullar gâh elinde sihir tertibi bulunanları, gâh bakışlarında böylesi bir etki bulunanları Allah Azze ve Celle'ye rağmen bize kötülük isabet ettirebilir düşüncesine ve korkusuna kapılmaya yer yoktur. Allah Azze ve Celle sihri de, bakıştaki etkiyi de veya bilmediğimiz her türlü yarattığı şerri de bize karşı kontrol edebilecek güçtedir. O yüzden Allah'ın elçisi çocuklarını اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ Allah Azze ve Celle'nin o tas tamam sözlerine sığınır. Onun yarattığı her şerden demiştir. Allah Azze ve Celle'nin yarattığı bu ve benzeri başka şerler, bilip bilmediğimiz mekanizmalar her ne var ise, ama Allah'ın yarattığı ifadesiyle yine onun kontrol ettiğini bilerek Allah Azze ve Celle'ye sığınıyoruz. Dolayısıyla Allah bir yana kullarının bakışlarındaki, nazardaki veya etki, başka bir yana biz sanki Allah'a rağmen böyle bir şeye maruz kalabilir ve bunun etkisiyle zarar görebilirmişiz. Allah'a rağmen birilerinin sihrinden, etkisinden, sihrinin etkisinden zarar görebilirmişiz korkusu oluşursa, böyle yüce iradenin kontrolü dışında bir etki düşünülürse, bu artık Allah'ın gücüne şirk koşmak olur. Onun kontrolünün kuşatmadığı alanlar öngörmek olur ki bu batıldır. Nasıl silahlı kimseler insanları öldürebiliyorsa ama biz öldürmeyi başardıklarında bunun yine yüce iradenin müsaadesiyle ve o kişinin yine eceliyle yeri ve zamanı ve yere düşeceği vaktinin yine Allah Azze ve Celle'nin bilgisi dahilinde ve müsaadesi dahilinde olduğunu biliyorsak, sihir aracıyla da olsa, varsa şayet ki var olduğuna dair bu ayette güçlü bir karine var, nazar aracıyla da olsa bunlar yine Allah Azze ve Celle'nin müsaadesi oluşumuna verdiği izniyle gerçekleşen şeyler olsa gerek. وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Neredeyse o kafirler لَيُزْلِقُونَكَ Seni kaydıracak, devirecek, düşüreceklerdi. بِأَبْصَارِهِمْ Bakışlarıyla. Allah'ın elçisinin bu ayette konu edilen bakış etkisiyle yaşadığı herhangi bir olumsuzluğa dair anlatım bilmiyorum. Fakat kendisine yönelik büyü girişimi de vardır, sihir girişimi de vardır. Bu girişimde neredeyse başarılı olmaya, neredeyse Allah'ın elçisini etkilemeye, onda değişik haller oluşturmaya yönelik alametleri hatta görülmüşse de, bundan yine Allah Azze ve Celle'nin kendisine öğrettiği ayetleriyle korunmuş ve Cenab-ı Hakk'ın وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ Allah seni insanlara karşı korumaktadır ayeti hükmünü Allah'ın elçisinde sürdürmüştür. Bunun kısmen çeşitli alametlere Allah'ın elçisinde bir etkiye yol açtığı veya bu ayetteki gibi nazarın da وَاِنْ يَكَادُ neredeyse Allah'ın elçisini sendelettiği, kimi alametlerini üzerinde gösterdiği hususlar, onun bu etkiye bütünüyle maruz kaldığı, artık büyülenmiş birine döndüğü, cünuna uğradığı, artık ne dediğini bilmez bir halde kalan ömrünü tamamladığı, böylece sihirbazların yahut nazarı güçlü kimselerin kontrolünde bağımlı, kontrolüne bağımlı bir yaşam sürdürdüğü gibi bir sonuçtan söz etmiyoruz. Kısa süreli bir etkiden, belki bu ayet de böyle bir şeyi sezdirebilir. وَاِنْ يَكَادُ ifadesi çok güçlüdür. Neredeyse dediği Cenab-ı Hakk'ın. وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ Sadece buna mani Allah'ın gücü ve kudreti buna engel olmuştur demeye getiriyor Cenab-ı Hak. Yoksa karşı taraf en güçlü nazarlarla bilebildiği, yapabildiği en ağır etkiyi Allah'ın elçisi üzerinde denemiş. Fakat Cenab-ı Hakk'ın müsaadesi olmadığından Allah'ın elçisi bundan böyle bir etkinin kurbanı
ve şikarı olmamıştır. Aynı şekilde büyü veya sihirle ilgili hususta da Allah'ın elçisinin bir iki gün süren bir rahatsızlığından söz edilir. Ve neticede Hazreti Cibril'in kendisine muavize teyini öğrettiğini ve haset edenin şerrinden Allah'a sığınmasını, felakın şerrinden Allah'a, قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ felakın Rabbine, min şerri ma halak yarattığı her şeyin şerrinden sığınmasını öğrettiği ayetlerle Hazreti Resul'ün bundan emin kılındığı, bundan korunduğu anlatılmaktadır. Bazı kimseler hadislerde geçen belki kimi biraz güçlendirilmiş senaryoları Allah'ın elçisi açısından uygun görmemekteler. Yani onun sihrin bu kadarına bile olsa etkisi altına girmemesi gerekirdi. Zira kendisine vahiy gelen ve vahiy insanlara ulaştıran konumdaki bir kimsenin ne dediğini bilmez veya halüsinasyon tarzı şeyler görür. Bir kısa süreli de olsa evreye girmesi uygunsuzdur. O Allah'ın elçisi, Allah ile aramızdaki iletimdeki şahıs, onun şuur halinin yara alması uygun değil gibi itirazları anlaşılabilir olsa da, haklı görünse de, kanımca bu kısa süreli etkinin de kendi içinde bir anlamı var. Zira Allah'ın elçisi her an online olan ve her an iletimde olan bir kişi değildi. Vahiy tedricen aralıklarla gelen bir süreçti. Dolayısıyla her an iletimdeydi de gölge düştüğü an itibariyle artık radyo dalgaları gibi parazit görmeye başladı ve ondan sonra biz sesi arızalı duymaya başladık gibi bir durum yok. Belli ki bir zaman aralığında, vahyin olmadığı bir aralıkta Allah'ın elçisi belli bir sıkıntılı dönem yaşamış olabilir. Ona yaşatılan bu sıkıntılı süreç dahi Allah'ın elçisinin dokunulmaz olmadığını, eğer Allah korumasa, Allah Azze ve Celle etkiyi ortadan kaldırmasa, tıpkı bizim gibi bir beşer olarak böylesi bir etkiye de açık olabildiğini göstermesi bakımından da kendi içerisinde bir anlam taşıdığını düşünebiliriz. Nitekim bir, iki yahut üç gün içerisinde gelişen bu olayın neticesinde Allah Azze ve Celle Hazreti Resul'e öğrettikleriyle, ki bunun muavize teyin olduğu, yani قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ayetleri olduğu ve Allah'ın elçisinin ondan sonraki dönemde sıklıkla bunları okuduğu, hatta yatarken قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ okuyup, قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ okuyup, hatta kimi rivayetlerde sonrasında kendi bedenini okşadığı, bedenini eliyle sıvadığına dair anlatımlar vardır. Bu onun bedenini de, varlığını da her türlü şerre karşı ancak Allah Azze ve Celle'ye sığınarak korunmayı ümit ettiğini gösteren, bizim gibi bir beşer olarak kendisine ayrıcalık, dokunulmazlık, etkiden uzak, Allah Azze ve Celle korumasa bile erişilmez bir korunma düşüncesi içerisinde olmadığını, sadece Allah'ın korumasıyla, muhafazasıyla yaşamını sürdürdüğüne dair düşüncesini göstermesi bakımından da beşeriyetini ortaya vurması açısından da güzel örneklerdir diye düşünüyorum. Bu ayetler Kalem suresinin son ayetleri. Allah'ın elçisine Mecnun diyen kimselerin girişteki ifadelerini hatırlayın. Mâ ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Cenab-ı Hak da hayır, Allah'ın sana olan lütfu dolayısıyla sen asla mecnun falan değilsin. Dediği yerden Allah Azze ve Celle Kalem suresine girmişti. Ve yine benzer bir yerden Kalem suresini kapatıyor. Onlar sana mecnun diyorlar. Neredeyse kafirler bakışlarıyla seni devirecek ve neredeyse sana bağışlayın. Lemme semi'u zikra, zikri duyduklarında ve yekulune, ve diyorlar ki innehu le mecnun, bu bir deli. Bu onların tahammülsüzlüğünün en üst düzeyi. Kişi karşı tarafı cununla suçluyorsa, varlığına tahammül etmiyor, yerle bir etmek istiyorsa, tır gibi üzerinden geçmek, hiçbir biçimde görünmez hale getirmek, hem zemin etmek, toprağın içine gömmek istiyorsa, bu kinin, öfkenin, nefretin en üst noktası.
Dikkat edin ki bu nefret, bu kin Allah'ın elçisine yönelik. Onun ne sahip olduğu herhangi bir dünyalık varlıktan, ne kendisinde görülen herhangi bir şeyin kıskanılmasından ötürü değil. Sadece zikri duymalarından kaynaklanıyormuş. Kur'an demek ki böyle bir hazımsızlığa, böyle bir tahammülsüzlüğe, bazı kimseler nezdinde böylesi bir rahatsızlığa yol açabilen bir tarafı var. O yüzden Allah Azze ve Celle وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا, zalimlerin ancak ziyanını artırır diyor. Kur'an zalimlerin hiçbir şeysini artırmaz, artırsa artırsa ancak ziyanını artırır, öfkesini artırır, rahatsızlığını artırır. O denli gıcık olur, o denli rahatsız olurlar ki bu sesin duyulmasına karşılık لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ, sakın dinlemeyin. وَالْغَوْ ف۪يهِ, gürültü koparın. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ, belki böyle başarılı olabiliriz ona karşı. Kur'an'ın bu bir o kadar da onları çarpan, kendi iç dünyalarında onları vuran gücünü de yansıtıyor. Bir şey, bir kimseyi çok rahatsız ediyorsa, yarası olan gocunur misali, yarasını iyice kaşıyor, iyice depreştiriyor demektir. Değil mi ki Allah'tır bütün insanları yaratan, kafiriyle, müminiyle? Değil mi ki kafirlerde de Kur'an'a yönelik, onun mesajına yönelik bir receiver vardır, bir karşılayıcı vardır, bir onu değerlendirecek, anlayacak taraf vardır. Kendi içlerinde Kur'an'la birebir örtüşen, mıknatıs gibi onunla kavuşan ve onunla anlamını bulan yüreklerini gördükçe kafirler bundan o kadar rahatsız olmakta ve kendilerini bu etkiye karşı koruyabilmek için onu seslendiren kimseyi yok etmeye, onu seslendiren kimseye en ağır tepkileri vermeye girişmektedirler. Bu karşı tarafa, yani Kur'an'ı okuduğumuzda karşı taraftaki kişinin rahatsızlığı aslında bizim onun vicdanına bulduğumuz yolu, kalbine bulduğumuz yolu gösteriyor. O denli onun içinden onu işgal etmeye, içinden onu fethetmeye yönelik güçlü bir etki oluşturuyor ki bu kendisine rağmen yüreğiyle birebir eşleşen vahyin hitabına karşı bir o kadar sert tepki göstermesine yol açıyor. Nasıl beni bu kadar etkiler? Bu gerçekler hayatımla bu kadar zıt iken bunun gerçek olması, hakikat olması nasıl o kimseyi bu denli yaralar? Allah Azze ve Celle sana yönelik tepkiyi elçisine فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, onlar seni yalanlıyor değiller aslında. وَلَكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَشْحَدُونَ, aslında zalimler Allah'ın ayetlerine karşı bu tepkiyi, bu inkarı, bu yok saymayı sergiliyorlar. Sen de bir araç olarak arada tebliğ eden kimse olduğun için bundan nasibini sözde güya doğrudan sen alıyorsun. Ama asıl sebep sen değilsin. وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا, öyle anlaşılıyor ki Hz. Resul'e yönelik her türlü yönteme başvurulmuş durumdadır. Onu yok etmek için, onun zikri seslendirmesini ortadan kaldırmak için.